Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni mod tanıtım videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugünkü modumuzun adı Block Armor. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çünkü çok fazla modda eşya var arkadaşlar. Müzik ve seslere bakayım. Tamam, yeterli sesimiz. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde sandığa geçiyoruz arkadaşlar. Bu modumuzun bu arada özelliğini anlatayım. Her türlü bloktan şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ilk başta sandığı göstereyim size. Bu arada shift'e tıkladığınızda özellikleri yazıyor. Mesela Hoarder, Provide Storage, Very Where You Go. İstediğin yerde kendine güzel bir depolama alanı sağlayabilirsin diyor. R'ye tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunu giydiğimizde, yani sandığı giydiğimizde çift sandık boyutunda bir şey kazanıyoruz. Ve arkadaşlar böyle bir özellik var. En az iki tane gerektiriyor yazıyor. Set FX, Require 2 artı PJ yazıyor mesela. Bu çoğunda yazıyor arkadaşlar. Ben iki tane olduğu için şu an R'ye tıklarsam bana küçük sandık kadar bir alan verecek. Bu da hoş bir detay olmuş arkadaşlar modla alakalı. Arkadaşlar Shulker kutusu elmet var. Aynısı. Yani Shulker zırhı. Farklı hiçbir özellik yok. Özellikleri aynı yani. Çalışma masası var arkadaşlar. Çalışma masasını giyelim. Bunu R'ye tıkladığımızda arkadaşlar istediğimiz anda bize çalışma masası sağlıyor. Bu arada gerçekten bayağı iyi, istediğimiz anda bize çalışma masası sağlaması. Taşı alıyorum arkadaşlar. Taşı giyeyim. Taşın arkadaşlar bir özelliği yok. Taşın suda bir özelliği var arkadaşlar. Şu an suya battım, görüyorsunuz burada rock yazıyor. Sinks like a rock underwater. Yani yukarı çıkamayacağım arkadaşlar. Şu an gerçekten çıkmayı deniyorum arkadaşlar. Yani burası 3 blok değil de 4 blokluk bir su olsaydı şu an burada boğulup ölecektim. Şu an zıplayarak kendimi kurtarabiliyorum. Taşın arkadaşlar özelliği bu. Gerçek hayattaki gibi olmuş. Taşlar suda batar bildiğiniz üzere. Burada arkadaşlar normal bildiğiniz gibi odundan var. Arkadaşlar bunda Regrowth diyor arkadaşlar. Regrowth bizim için şey alıyor. Mesela bununla bayağı bir savaştık. Canımız gitti arkadaşlar. Bu kendi kendini yeniliyor. Yani tamir büyüsü varmış gibi düşünün arkadaşlar bu sette. Ender Chest seti var arkadaşlar. Bunu giyelim. Bu sette arkadaşlar yine sandık ve Shulker gibi bize bir depolama alanı sağlıyor ama Ender sandığını açıyor bizim yani. Mesela bir sunucuda oynuyorsanız, bu modlarla olan bir sunucuda Ender sandığınızda özel eşyalarını saklıyorsanız bu set üstünüzdeyken istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz o Ender sandığına arkadaşlar. Ve gerçekten güçlü bir set. Şimdi arkadaşlar bunu çıkaralım. Yeni eşyalara geçelim. Sünger Helmet diyor arkadaşlar. Bu süngerin özelliği arkadaşlar. Buraya geldiğimizde R'ye tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere bütün suyu çektim arkadaşlar. Bütün suyu çektim. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Sulak bir arazide bunu kullandığınızda oradaki bütün suyu çekiyor arkadaşlar. Burada cam helmet var. Şu camı deneyelim arkadaşlar. Şöyle atalım arkadaşlar. Bize arkadaşlar görünmezlik veriyor ama şu an başka birinin bakış açısından size gösteremediğim için görünmez olduğumu gösteremiyorum. Hatta envanteri açtığımda görünmezliği görüyorsunuz burada arkadaşlar. Şu camlar gözüküyor arkadaşlar. Onlar gitmiyor. Yapacak bir şeyimiz yok onlar konusunda. Şimdi arkadaşlar lapis. Arkadaşlar lapis de feci bir şey. Arkadaşlar lapisin özelliği mesela şu an oyun oynuyoruz. Bize durduk yere XP veriyor arkadaşlar. Alttaki yeşil barı görebiliyorsunuz. Bu seti giydiğimiz sürece XP kazanacağız. Bu gittikçe azalıyor biliyorum. Mesela bir seviye olduktan sonra XP kazanmak daha zor olduğu için bize daha az XP veriyor. Ama bize sonsuza dek XP verdiği için bu bizim işimize gelir arkadaşlar. Ve gerçekten baya güzel bir set. Arkadaşlar nota bloğunu sonradan göstereceğim. Şu an yapışkan pistonu göstermek istiyorum size. Yapışkan piston arkadaşlar bir bloğun yanında olduğumuzu düşünelim. Şöyle bir alan kıracağım. Aynen öyle. Ha, entity diyor arkadaşlar. Ha, blokla alakalı bir durum var mı? Yok, blokla alakalı bir durum yok. Şuradan arkadaşlar inek alalım. Aynen öyle, ineği alalım. İneği koyuyorum arkadaşlar ve R'ye tıklıyorum. Yanıma çektim gördüğünüz üzere. Ve ne kadar uzaklıkta olursa olsun mu değil. Belli bir uzaklıktaki yere gitmek istiyorum ben şu an. Buraya gitmek istiyorum. Buradakileri çekebilecek miyim arkadaşlar? Bu uzaklıktan çekebiliyorsa gayet iyidir. Oo, bu arada gerçekten gayet iyi. Yeterince uzaktan çekebiliyor. Bu yapışkan pistonda arkadaşlar ve normal piston var. Normal pistonda da itiyor arkadaşlar. Bu nota bloğundan ne oluyor diyorsanız arkadaşlar. Yürürken ses çıkıyor. Bir şey olmuyor arkadaşlar. Size dinleteyim kısa bir şekilde.
Arkadaşlar bu arada farkındaysanız ses yürüdüğünüz bloğa göre değişiyor. Onun da farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Şuradan güçlü bir şey almak istiyorum. Ses çıkarmasın mı bize? Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi bu sandıkla işimiz bitti. Evet, bu sandıkla işimiz bitti arkadaşlar. Eşyaları sileyim. Yeni aldıklarımı da sileyim arkadaşlar. İkinci sandığa geçmeden önce time set de yapmak istiyorum. Yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci sandığa geçebiliriz hızlı bir şekilde. TNT arkadaşlar. TNT'yi buradan uzaklaşarak yapmak istiyorum. TNT'yi tahmin ettiğiniz özelliklere sahip. Gördüğünüz üzere çok bir etkisi yok. Sadece patlatmamıza yarıyor ve güçlü bir set değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burayı güzel bir şekilde patlattı ve bize eşyaları verdi. Bu arada bayağı büyük patlatıyor. Bunu göstermek için size şöyle bir yerde patlatmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bir TNT'yi kullandığınızda bu kadar feci patlatıyor ama çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Mesela hızlı bir şekilde bayağı bir kullanayım ben. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 5-6 tane kullanmışımdır. Bakın ne kadar gitti. Çok hızlı gitmese oyundaki en iyi set olabilirmiş ama çok hızlı gidiyor ve sağlam değil arkadaşlar. O küçük bir sıkıntı. Başka bir sıkıntısı yok bu TNT'nin. Arkadaşlar obsidyen set bayağı güçlü. Bize arkadaşlar canımızı 10'dan 20'ye çıkarıyor. Başka da bir özelliği yok arkadaşlar. Buradan bakıyorum başka özelliği varmış. 10 kalp arttırır diyor. Ateşten korur diyor arkadaşlar. Ve geri tepmenizi engeller arkadaşlar. Mesela birisi size vurduğunda geriye doğru uçarsınız ya arkadaşlar. Onu engelliyormuş arkadaşlar. Başka çok da bir özelliği yok. Tuğlayı alalım arkadaşlar. Tuğlanın özelliği de arkadaşlar immovable. Yani bunun da bir özelliği yok arkadaşlar. Özelliği olmayan setleri de koydum ki arkadaşlar. Mod biraz boş yalan söylemeyeyim. Ya moddaki çoğu şeyin özelliği var ama özelliği olmayan blokları bile yaptıkları için. İki tane can ekliyor arkadaşlar. Bunun bize yaptığı başka hiçbir şey yok. Şuradan geçelim. Beyaz yün arkadaşlar. Beyaz yünü size göstermek için yukarıya çıkmam gerekiyor. Yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Yünün ne yaptığını bir tahmin edin yukarıya çıktığıma göre. Atıyorum size arkadaşlar. Burada da tik işareti oluşmuş şöyle bir arkadaşlar. Attım. Ve tabii ki de hasar almıyorum. Çünkü yün helmetim var arkadaşlar. Yün zırhım var. Yün chestplate'im var arkadaşlar. Bunları şimdi atıyorum. Ve şeker kamışı arkadaşlar. Şeker kamışının bize katlı özellikleri göstermek istiyorum size. Bize hız katıyor ve kendi kendine yenilenmesi var. Başka hiçbir özelliği yok. Bu arada gerçekten bayağı bir hız katıyor. Hız 2 katıyor galiba. Tam emin değilim. Şurayı kapatmak istiyorum. O bize katlı hızı göstermiyor mod ama gerçekten hız kattığını hissediyorsunuz. Hızlı koştuğunuzu hissediyorsunuz. Düzgün kuvarsı alalım arkadaşlar. Bunu giyelim. Düzgün kuvarsın özelliğine bakıyorum. Güzel gözükmesiymiş arkadaşlar. Gerçekten bu arada bayağı güzel gözüküyoruz. Başka hiçbir özelliği yok arkadaşlar düzgün kuvarsın. Bunu da atalım. Bunu attık ve arkadaşlar en sevdiklerimden biri nakarat çiçeği arkadaşlar. Nakarat çiçeğinin ne olduğunu size göstereyim de aklınızda bir canlansın. Bu nakarat meyvesi olarak geçiyor. Ama nakarat çiçeği chestplate yazıyor. Onun bizim için önemi yok. Arkadaşlar nakarat meyvesini yediğimizde bizi herhangi bir yere ışınlıyor. Nakarat meyvesini gördünüz arkadaşlar. Bu ise yani şu an kullandığımız nakarat çiçeği set ise R'ye tıkladığımızda çok abartı uzaklara ışınlamıyor. Abartı uzaklara ışınlamadığını gördünüz arkadaşlar. Yakınlarda bir yerde R'ye tıkladığımızda yani ışınlanabileceğimiz bir seviyede bir yerde R'ye tıkladığımızda oraya bizi ışınlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bir bekleme süresi var. Ender Pearl gibi. Şöyle göstereyim size. İki taneyle de ışınlanabiliyoruz çünkü. Şunları alayım kendi üzerime. Bir tanesini. Mesela bakın. Bekleme süresi var bizim üstümüzde ve bunları kullandığımızda azalmıyor arkadaşlar. En iyi özelliği de o. TNT'yi kullandığımızda yanı gidiyordu hatırladığınız üzere. Bunda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şimdi piston arkadaşlar. Pistonu deneyelim. Piston da itiyor arkadaşlar. Yani bir özelliği yok. Yine de ben size göstermek istiyorum. Abi R'ye tıklıyorum. Gördüğünüz üzere bayağı itiyor. Arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz bununla arkadaşlar. Aklıma çok güzel şeyler geliyor mesela. Evinize girmek isteyen zorba bir arkadaşınız vardır ve bununla girmesini engelleyebilirsiniz. Çimenli toprağa bakalım arkadaşlar. Bunu giyelim. Arkadaşlar bunun bir özelliği yok. Kamuflaj olabilirsiniz bununla ve arkadaşlar odun set gibi kendini yenileyebiliyor. Burada yazıyor Regrowth gördüğünüz üzere. Başka bir özelliği de yok bunun. Bunu da atalım arkadaşlar.
Ve Fener arkadaşlar. Fener'in baya güzel özellikleri var. Fener'i giyelim. Fener'in şimdi özelliklerine bakıyoruz. Şöyle göstereceğim size arkadaşlar. T/time set night yapalım arkadaşlar. Yaptık. Şu an gördüğünüz üzere etrafa ışık saçıyorum. Ve R'ye tıklayarak bu ışığı kapatabilirim arkadaşlar. Fener'in özelliği bu arkadaşlar. Şöyle Fener'in özelliğini de göstermiş olduğuma göre arkadaşlar. Deniz Fener'in özelliklerini göstereyim size. Deniz Fener'in de özelliği aynı ve ekstradan bir özelliği var diye Diving Suit. Yani Diving Suit ne oluyor arkadaşlar? Şuraya bir su koyalım. Suyu çekmeseydik iyi olurdu. Şöyle. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Gördüğünüz üzere su altında nefes alabiliyorum. Bu sonsuza kadar devam edecek. Ve arkadaşlar bize farklı bir özellik daha veriyormuş. Gece görüşü. Ya bunun bu kadar iyi olması biraz şaşırttı doğrusu. O bu benim envanterimdeyken böyle oluyor. Envanterimden attım bunu. Evet envanterimdeyken öyle oluyormuş. Ruh kumunu deneyelim arkadaşlar. Slow motion özelliği veriyor. Yani hareket edemiyoruz. Ama diğer canlılar aynı. Ruh kumundaki normal özelliğin aynısı arkadaşlar. Farklı hiçbir özelliği yok. Ve bu biraz sinir bozucu arkadaşlar. Yani bunun kullanıldığı bilmiyorum. Ben kullanmam açıkçası. Ama kullanacaklar var mıdır? Arkadaşlar Minecraft oynayan bir kişi her şey yapabilir. Arkadaşlar yeniden doğma sağlayıcısı var bildiğiniz üzere oyunda. Arkadaşlar mesela bu set üzerinizdeyken, bu arada set güçlü. Bu set üzerinizdeyken öldüğünüzü varsayalım. Yukarıdan bayağı yukarıdan aşağı atlayacağım şu an ben. Bayağı yukarıdan aşağı atladım ve ölmem gerekiyor şu an. Öldüm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere altta canımı dolduruyor bu set. Yeniden doğuya tıklıyorum. Ve ben nerede öldüysem beni orada dolduruyor arkadaşlar. Özelliği gerçekten çok güzel ve güçlü de bir set. Bu set kullanılabilir arkadaşlar. Bunu koyalım şimdi arkadaşlar ve zümrüt bloğu. Arkadaşlar zümrüt bloğu bize şans getiriyor. Şans etkisi var. Farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Mesela daha güzel lootlar bulmamıza, daha şanslı olmamıza yarıyor. Farklı hiçbir şey yaramıyor. Ama bu bizim işimize yarar mı? Yarar arkadaşlar. Karpuz var burada. Karpuz da arkadaşlar. Galiba yeniliyor. Ve otomatik bir şekilde bizi yediriyor arkadaşlar. Kendimize bir ağaçlık verelim. Efekt. Give. Rüzgar ali. Aynen. Ha, bu ağaçlık değilmiş. Ağaçlık neydi ya? Ağaçlığı unuttum ya arkadaşlar. Ağaçlık. Hunger. Tamam. Hunger'dan verelim arkadaşlar. Bizi acıktırsın bu. Kendi kendimize doyurması lazım bizi. Bakın açlık olduğu halde acıkmıyorum. Yine de şu açlığın bitmesini bekleyelim yavaş yavaş. Ve gerçekten galiba bizi yediriyor biz hiçbir şey yapmadığımız halde. Otomatik mi yediriyor? Bakıyorum arkadaşlar. Evet açlık olduğu halde acıkmıyoruz. Bu arada gerçekten bayağı iyi. Mesela bunu çıkarayım. Açlık beni acıktırmaya başlayacak mı? Envanterimden atayım mı? Açlık beni acıktırmadı. Bilmiyorum nedeni. Komut bloğu helmet var arkadaşlar. Bunu komut bloğu setiyle R'ye tıklayarak zamanı ayarlayabiliyorsun diyordu. Time control. Time R diyor. Manyetit pusulası manyette kilitlendi. Arkadaşlar bir manyetit yapmak istiyorum. Şu manyetit pusulası ve aynen manyetit koyuyorum buraya. Galiba bununla alakalı bir durum. Olmuyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Zaman kontrolü yazıyor gördüğünüz üzere. Ben vallahi modun yalancısıyım. Artı 69 zır. Artı 138 ara. Artı 172 artı 100. Arkadaşlar 1.16.5 olmasa size gösterirdim vardın ama. Şu an modu ben 1.16.5'te oynuyorum. Arkadaşlar yatak var. Yatağın ne yaptığını az çok biliyorsunuzdur. Yine gece yapalım. Gördüğünüz üzere gece yaptım arkadaşlar. R'ye tıklayarak olduğum yerde yattım ve sabah oldu arkadaşlar. Farklı hiçbir özelliği yok arkadaşlar bu setin. Gerçekten hiçbir özelliği yok. Ondan dolayı çok üstüne durmaya gerek yok. Bunu göstermiştim yanlışlıkla almışım. Balçık var arkadaşlar. Balçık bloğu helmet var. Bu arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı hızlı yürütüyor bizi. Koşunca çok hızlı oluyor. Bizi uçuruyor arkadaşlar. Böyle böyle zıplayın mesela.
Olduğumuz yerde zıplayalım. Yani bunu koşarak yapmamız gerekiyor galiba. Arkadaşlar bunu denemek için şöyle bir şey yapacağım. Bakın mesela burada zıplamak istiyorum ben. Gördüğünüz üzere bizi bayağı bir zıplatıyor. Yüksekten aşağı düştüğümüzde etki ediyor büyük ihtimalle. Ondan dolayı arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum. Buradan yukarı. Şöyle arkadaşlar. Yeterli bir yükseklik olduğunu düşünüyorum. Biraz da koşmak için kendim alan yapacağım. Koşmak için de alanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu yapıyorum. O bu normal kreatifte de hızımızı etki ediyormuş. Şöyle arkadaşlar zıplıyorum, zıplıyorum. O feci bir şey bu arkadaşlar. Yani bu da yüksekten düşerken bize etki ediyor. Bakın arkadaşlar sağa zor döndüm. Bu arada feci bir setmiş bu ya. Ama çok işte bize zır vermiyor. Yoksa set baya güzel. Eğlenceli setler var arkadaşlar. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle suyu donduruyor. Ondan dolayı şu suyun orada yürümek istiyorum. Evet tahmin ettiğim gibi suyu donduruyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar slipper'e. Diyor ki arkadaşlar soğuk yerlerde yürüdüğümüzde hızlı yürütüyor bizi. Conserves velocis mor while moving. Arkadaşlar ikinci dediğini anlayamadım. Ama ilk dediğini anladım. Şimdi arkadaşlar beyaz boyalı cam set. Bu da arkadaşlar bizi görünmez ediyor diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Bu da bizi görünmez ediyor. Ve daha çok set var arkadaşlar. Setlerin size hepsini şöyle bir göstereyim ne kadar fazla set olduğunu. Şuradan gelelim arkadaşlar. Setleri yavaş yavaş aşağı çekiyorum. Bakın. Gerçekten bayağı fazla set var. Biraz hızlandırayım hatta çünkü böyle bitmez arkadaşlar bu setler. Çok fazla set var arkadaşlar ve hepsini yapabiliyoruz. Yani kreatife geçmemize gerek yok. Hepsi doğru çalışıyor. %100 çalışıyor. Kesin çalışıyor. Arkadaşlar benim en çok beğendiğim arkadaşlar yeniden doğma sağlayıcısı chest plate. Gerçekten en çok beğendiğim oydu arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan linki var. TikTok Rüzgar Ela 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram Rüzgar Ela 61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.